Yani Servet Beyciğim, Berk sizden azar işitince hemen nasıl toparladı reytingleri görüyor musunuz? Vallahi ben bu iş nasıl oldu hiç anlamadım. İnanasım da gelmiyor birader. Cidden şaşılacak bir şey. Yani ben de çok şaşırdım ama yani bir haftadır da iyi gidiyoruz. Hani bir ay süre verdik, iki günde sonuç aldık canım. Kazım, biz senden İstanbul'a bir gidip bakalım. Öğleden sonra döneriz. Hay hay efendim. Hay hay. 7.58'e baktın mı? Hı hı, baktım. Bunlar var zaten, bir şey yok ki. Anam börek yapmış. Kahvaltı etmediysen diye. Soğuk da yenir. Çok teşekkür ederim ya. Niye zahmet ettin? Tamam. Ben bunu mikrodalgada ısıtırım. Bu da çikolata. Sonra yersin diye. Bunu anam yapmadı. Ya imdat, çok mahcup ediyorsun. Çok sağ ol. Miki değil mi? Hı hı, Miki. Fare de derler. Aslı Miki'dir. Ay Nazlı, ne kadar ince bir adam bu ya. Ya sorma. Ben de şaşırdım kaldım. Böyle çok saf komik ama bir o kadar da asıl bir adam. Görmen lazım. Hı? Ya. Ulan İmdat, sırf şansına. Ya kardeşim, yanlış bulmuş, oynuyorsun. Bak öyle bir zar geliyor ki arkadaş, akla zarar ya. Acemiye zar gelir, acemiye. Bak. Adil abi, ben zarları yuttum. Rüstem, oradan yeni bir zar ver. Bu zarları yuttu ya. Ulan Atilla, seninle de hiç akıl yok ya. Bu herifle tavla oynanır mı lan? Tavla oynamayı bilmez. Zarları yutar, bir de ballı. Şimdi tuvalete gitse düşe sıçan lan bu. Estağfurullah. Ben bir bakayım lan tavla nesi ya. Zarlarmalar yutuyor oturuyor. Ne güzel konuşuyor. Şiir gibi. Gel. Berk Bey, istediğiniz program listelerini hazırladım ben. Tamam, koy şöyle, sonra bakarım ben. Ya gerizekalı mısın sen? Dikkat etsene. Ne ettim bacım? Günah değilmiş şunca az kıza. Sen dur, ben toplarım. Ya bırak. Bak. Bırak, istemiyorum, bırak. Ya bırak! Nazlıcığım, ben Burçin'in adına senden çok özür dilerim. Bugünlerde biraz kendisi stresli, migreni var. Sen şimdi git masana biraz dinlen. Listeler için teşekkürler. Hadi canım, sen git git. Hayret bir şeysin ben. İnanamıyorum sana. Nasıl talep veriyorsun bunlara? Allah'ın temizlik işçisi beni azarlıyor. Niye? Nazlı Hanım'a kızmışım. Burçin, aptal olma bebeğim. O temizlik işçisi dediğim bizim veli nimetimiz. Bak reytinglere. Adamın izlediği her program reytingde ilk ona giriyor. Sen Nazlı Hanım'ın haddini bildireceksin diye ben altın yumurtlayan tavuğu mu keseyim ha? Adam bir tuhaf, görmüyor musun? Eşekten köylen oluyor Nazlı'yı görünce. Bak nasıl aşık aşık bakıyor. Nazlı? Kız bir ne hal? Kim üzdü seni? Hoş geldiniz Kazım Bey. Yok bir şeyim. Hadi gel bakayım sen benimle. Hadi gel, biraz konuşuruz. Hem Servet Bey de özledim diyordu. Vallahi bir şeyim yok, öyle bir misin? Tamam canım, tamam, anladık, yok bir şeyin. Servet Bey özledi dedik ya, Allah Allah. Sen şikayet etmeyi sevmez, bilirim. Ama bunların bugüne kadarki münasebetsizliklerini bana anlatmamış olmana bu defa ayrıca kızdım. Ben sizi rahatsız etmek istemedim. Ne demek rahatsız etmek istemedim Nazlı? El alemin adamı gelecek buraya, memlekette hava atacak, Amerika'da Chambord'da okudum diye. Ayrıyeten bir de kalkacak el alemin temizlikçisinin üzerinden prim yapacak, reyting yapacak.
Bir de o yetmiyor, sözün meclisten dışarı. Kalkacaksın metresinde bizim paramızla hava atacaksın. Olacak iş mi Allah aşkına ya Servet Bey ya? Olmaz ki canım böyle şey. Peki Servet Bey ne düşünüyorsunuz, ne yapalım efendim? Doğrusu neyse olacak. O olacak. Burada güzel yorumunu...